CHP Şahin Bey İl binasında 3 gün önce başlatılan açlık grevinde tansiyon hastalığı bulunan yönetim kurulu üyesi Emine Aka öğle saatlerinde baygınlık geçirdi. İlçe binası önünde hazır bekletilen ambulansla özel bir hastanede tedavi altına alınan Emine Aka'nın yanı sıra tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan ilçe sekreteri Hayri Sucu ile yönetim kurulu üyesi Rabia Altuğ da sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hayri Sucu ve Rabia Altuğ açlık grevine devam ederken hastaneye kaldırılan Emine Akan'ın ise tedavisinin ardından greve katılacağı öğrenildi. Çok net vurguluyoruz şu an. Başlattıkları hareketin bireysel menfaat için yapılan bir hareket olmadığını belirten CHP Şahin Bey İlçe Başkanı Deniz Kurtoğlu, süresiz açlık grevimiz 3. gününde kararlılıkla ve azimle devam etmektedir. Önümüzdeki haftadan itibaren süresiz açlık grevimize yeni katılımlar olacaktır. Partiden bize açlık grevinin sonlandırılması için gelen teklifler var. Açlık grevine son verirsek partiden ihracımızın durdurulacağını söylüyorlar. Bir daha bize böyle bir teklifle gelmesinler. Biz ne koltuğumuzun ne de ihracımızın derdindeyiz. Bu olay Gaziantep'in, Şahin Bey'in olayı değil, Türkiye'nin olayıdır. Hareket başarıya ulaşıncaya kadar bedeli ne olursa olsun biz sonuna kadar direnmeye ve mücadele etmeye kararlıyız şeklinde konuştu. Şehir elden gitmiş, ülke elden gitmiş. Ağır adamlar neyin derdindeler? Buradan kınıyorum arkadaşlarımı ve örgütümü. Onurlu ve dik duruşlarından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan çevre, il ve ilçeler, Türkiye'nin dört bir köşesinden İzmir'den Van'a kadar, Artvin'den Mersin'e kadar, nasıl söyleyeyim, Kayseri'den Yozgat'a, Trabzon'a, Samsun'a kadar bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini iletenler ve eylem birliği içerisinde olduğunu söyleyen tüm Türkiye'deki mücadele arkadaşlarımıza buradan sevgi saygılarımı sunuyorum. Gaziantep'te bizi yalnız bırakmayan sivil toplum örgütlerine, partili partisiz duyarlı vatandaşlarımıza tekrardan teşekkürümü sunuyorum. Burada başlayan hareket, burada yürütülen hareket birilerinin yaptığı gibi bireysel menfaat temelinde yürütülen bir hareket değildir. Ülkenin içinde sürüklendiği karanlık sürece bir ışık tutma amacını taşımaktadır. Kararlılığımız, inancımız, azmimiz devam etmekte. Bugün üçüncü günümüz. Tüm arkadaşlarımız aynı inançla, aynı kararlılıkla mücadeleye devam etmektedirler. Önümüzdeki hafta örgütten gelen talepleri bekletiyorduk. Önümüzdeki hafta itibariyle, pazartesinden itibaren yeni ekipler açlık grevi sürecine, süresiz açlık grevi sürecine destek olarak da yeni katılımlar sağlayacaklar. Onun duyurusunu da şimdiden yapıyorum. Bu hareket Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Gaziantep'e ve Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Türkiye genelinde tekrardan üzerine basa basa söylüyorum. Bizleri yalnız bırakmayıp destek sunan tüm mücadele arkadaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize, partimiz için hayırlı olsun diyorum. Başkanım, şu an için genel merkezden veya da başka yerlerden size bir şey... Gelen teklifler aynı şu. Bu da zaten kendi kişiliklerini, yapılarını, siyasi anlayışlarını ortaya koyan teklifler. Bize diyorlar ki tamam, ihraçlarınızı durduralım. İşte isminiz de duyuldu, yok işte sesiniz de duyuldu, yok haklılığınız da anlaşıldı. Bu açlık grevini sonlandırın. Ben buradan üzerine basa basa tekrardan söylüyorum. Bize bu teklifi sunan arkadaşlarımıza, elçilere de söylüyorum. Bir daha bize böyle bir teklifle gelmesinler. Biz ne kendi koltuğumuzun derdindeyiz, ne ihraç sürecimizin derdindeyiz. Türkiye elden gitmişti, üzerine basa basa söylüyoruz. Bu olay Gaziantep Şahin Bey'in olayı değildir. Bu olay Türkiye'nin olayıdır.